Türkiye'de seçim anketiyle haberi birleştiren frekans tarafsız haber Barış Biner'de şimdi bugün kadraja düşen yönelen seçim anketinin son anket sonuçlarını bu kanalda sizlerle paylaşacağım, yorumlayacağım. Son günlerde bir kararsızlar tartışması aldığı başını gidiyor ama Derya Kömürcü yaptığı açıklamalarda kararsızların Cumhur İttifakı'na yakın olduğu algısını adeta dünkü açıklamalarıyla yerle bir etmişti o videoda kanalımızda. İşte bugün Derya Kömürcü Dün anketi medyaya yansıdı. Dün akşam Halk Televizyonu paylaştı. O iktidar cenahının e, kamuoyuna sunduğu anketlerin algı yönetiminin ne kadar hatalı olduğunu ayrıca dün akşam Halk Televizyon'da vurguladı. Kafanızı karıştıracak ismi bilinmeyen anket firmalarına lütfen itibar etmeyin diyordu. Yönöylem seçim anketinde paylaştı işte gerçek ve doğru sonuçlar. Ayrıca Taraf Saber Barış Biner kanalı olarak en çok itibar ettiğimiz araştırma firmalarından bir tanesi. Bizce Yönöylem diyorsa doğrudur. Yönöylem araştırmanın 25 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında yani çok sıcak bir çalışma. Türkiye Siyaset Paneli Araştırması'na göre bu pazar milletvekili seçim olsa bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Son dönemde kararsızlar üzerinden ve AKP CHP makası üzerinden yürütülen algıya asla teslim olmayın. Gazeteci İsmail Saymaz bile bir anket firmasının raporunu paylaşmıştı ve onu silmek durumunda kaldı. Çünkü diğer anket firmalarının sahipleri onları YouTube videosunda İsmail Bey uyardılar. O anket firmalarının açıkla başkanlarının açıklamaları o şekilde ve İsmail Saymaz'da o anket verilerini silmek durumunda kaldı. Piyasada adeta anket manipülasyonu yapılıyor ama bu şu an paylaşacağım yön Gerçekten ilgiyle dinlemeniz gereken ve gerçeği yakın sonuçlardan biri veren anket firması. işte bu pazar sonu e, seçim olsa e, diğer tüm anketlerin aksine öyle AKP'de bir yükseliş ciddi alınacak bir yükseliş yok. Tam tersine ama kas kapandı hatta CHP öne geçmiş durumda. Bu pazar seçim olsa yöneylem seçim anketine göre bu sonuçlar çıkıyor. AKP %29.5 oy oranıyla ikinci parti CHP %29.7 oy oranıyla birinci parti. Binde ikilik farkla CHP birinci sırada AKP ikinci sırada. Bu birinci ikinci meselesine çok fazla takılmayın. E, Derya Kömürcü iki partinin de liderliği paylaştığını ama zaman içerisinde CHP'nin de farkı açma ihtimalinin olduğunu söyledi. CHP 29.7 AKP 29.5 HDP %9.4 İYİ Parti 13. 5. Bir takım anketlerde HDP oyları 20 civarında çıkarken aksine HDP'yi 9-11 sınırında gösteren manipüle eden anket firmaları da vardı. İYİ Parti yine 15 barajının 1.5 puan altında. AKP ve CHP 30 barajının e, binde yarım puanlık altında. HDP 9.4 %10 barajı sınırında. Milliyetçi Hareket Partisi %6.4 ve yaklaşık olarak AKP ve MHP'nin oy oranı %36 yani %40 varamıyorlar bile o da yüzde iktidar dengesini yüzde 40 iktidar yüzde 60 muhalefet dengesini bu ankette sağlıyor ki o piyasayı manipüle eden anketlerde bile bu verileri görüyorsunuz. Yani muhaliflerin moralini bozmaları için henüz bir neden yok. HDP 9.4, MHP 6.4, 36 Cumhur İttifakı 64 muhalifler HDP ile beraber sadece CHP ve İyi Parti'nin toplamı 30'u 15 gibi yuvarlarsak %45 sadece AKP ve MHP'nin toplamı %36 yani Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark atıyor. Saadet Partisi %0.4 son ankete göre Gelecek Partisi %0.3 Deva Partisi %1.7 açıkçası Deva Partililer, Gelecek Partililer belki kızacaklar ama Böylesine kutuplaşmanın olduğu bir ortamda seçmen büyük partiden yana tavır alacaktır. Dolayısıyla İyi Parti ve CHP oylarındaki artışa devam etmesini bekliyorum ve bu partilerden yine diğer büyük partilere oy geçişi bekliyorum ama algıda çok önemli bir görev yaptıkları için Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin çok önemli bir stratejik önemi var. Açıkçası diğer anket firmalarında gördüğümüz Mustafa Sarıgül'ün partisinin ve Muharrem İnce'nin partisinin birin 2'nin üzer, üzerinde gösteren anket sonuçlarında çok fazla ben şahsen inanmıyorum. Bu e, liderleri, bu partileri kötülemek adına değil ama bu kutuplaştırma ortamında çok da beklemediğim sonuçlar açıkçası zaten yön eylemde ovlarda yok. Evet küçük partiler, oy oranı küçük partiler sadece 0.8, gelecek 0.8, DEVA 1.7 ve TIP 1.6 oy oranında TIP'te yükseliyor. E, 1.6 sadece tipi belki eleştirebilirim. Bir sınırını bu kadar net geçebilmiş midir onu bilmiyorum ama e, esasen e, gönülden de desteklediğim partilerden bir tanesi ama şimdilik %1.5 sınırını geçebilir mi onu çok fazla bilemiyorum. Yeniden part, yeniden Refah Partisi %2.0 oy oranında o da şüpheyle bakılması gereken bir parti. Muhalifler açısından onun da anket verilerinde oy oranlarında bir dengesizlik var ama e, AKP'den oy akışı olabilir. O anlamda da bir anlamda da doğru buluyorum açıkçası. Ama sürpriz partilerden bir tanesi yine Zafer Partisi 3.4'ü de çok sürpriz bulamayacağım. Çünkü Ümit Özdağ'ın kamuoyunda ve sosyal medyada bir destekçi kitlesi var. Bir takım anket firmaları Zafer Partisi'ni çok aşırı bir oy oranıyla şişirirken bir takım anket firmalarında kadraja giremiyor ama 3.4 Zafer açıkçası çok da sürpriz olmayacak bir sonuç olarak ben bunu görüyorum 1.7 şimdi bu ankette ne gördük o AKP oy arttırıyor cumhur oy attırıyor algısı yerle bir oldu 36 cumhur %64 malifler dengesini burada da görüyoruz tarafsız haber Barış Biner'i beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız hoşçakalın